Türk BNI Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker. Sayın Teker, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Doğan Bey. Şimdi süre kısıtlı, konuşacak çok konu var. Dünyadan başlayacağız, buraya geleceğiz. Bir kere önce bir global bazda biraz değerlendirme yapalım. Denizcilik pazarını ve deniz sigortacılığı pazarını özellikle. Ki siz de bildiğim kadarıyla Türkiye Sigorta Birliği'ni temsil eden Dünya Sigortalar Deniz Sigortacıları Birliği'nde de oradaydınız. Biraz anlatabilirsiniz orada ne gibi izlenimler mi, neler oluyor? İşte bir taraftan jeopolitik riskler var, işte Husiler konusu var, işte İsrail savaşı. Mesela şeyi de merak ediyorum, onu da bu konuşmanıza eklerseniz sevinirim. Yani evet, biz hani şu anda böyle sönümlendi gibi gözüküyor Ukrayna-Rusya savaşı ama hala orada Karadeniz'de bir şeyler oluyor. Biraz da orayı katıp bize bir genel bir global profili çıkarırsanız seviniriz. Buyurun. Hay hay, memnuniyetle. Türkiye Sigortalar Birliği'nin üyesi olduğu Dünya Deniz Sigortacıları Birliği'nin geçen ay 150. yaşı kutlandı. Berlin'deki bir toplantı vardı. Dünyanın her yerindeki deniz sigortacıları bir araya geldi. Sizin de söylediğiniz gibi bir iki figürle hem de genel atmosferi özetlemeye gayret edeyim bir iki kelimeyle. Öncelikle dünya genelinde bakınca önündeki dünyanın deniz sigortacılığının ve dünya ticareti önündeki engeller ve fırsatlar, değişenler nelerdir? O açıdan bakılınca dünya genelinde özelinde bakılınca enflasyon konusu biraz sönümlendi. Evet. Enflasyon sorununu ortadan kaldırmış durumda dünya. Gene dünyanın önünde çok büyük sıkıntılardan bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim süreci bir şekilde sonuçlandı. O bir belirsizlik olarak çünkü bulunan bir süreç vardı. O da ortadan kalktı. Bunun yanı sıra deniz sigortacılığını çok etkileyen faktörlerden bir tanesi dünya filoları ve gemi kazançları. Filo büyüklüklerindeki trendler ve gemi kazançları. 2024 içerisinde gemi kazançları hala iyi sayılabilecek. Gemi kazancı ne demek? Navlun, yani taşıma ücreti. Taşıma ücreti. Taşıma ücretleri hala armatörün lehine pozitif tarafta olmayı devam ediyor. Negatif tarafta olan süreçse deniz sigortacılığı adına politik belirsizlik. Şu anda dünyanın önünde duran en büyük sıkıntılardan bir tanesi uluslararası ticarette politik belirsizlikler olduğunu söyleyebilirim. Bundan yola çıkarak ve ambargolar, sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi, önce politik belirsizlik ve bizim coğrafyamızın da etkisi altında tutan savaş süreçleri, ki İsrail bir savaş sürecinde, yine Suriye'de bugünlerde özellikle evet, yükselmiş olan bir tansiyon var. Ülke bölünme kıyısında devam ediyor, gidiyor. Maalesef üzücü bir durum bu, komşularımızda gerçekleşen süreç. Kuzeyde gene Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Kırım'daki gene devam eden ambargo süreci. Güney-batı tarafımızda Libya deniz sınırı komşumuz, orada yine ambargo sorunu var. Ülkemizin doğusunda kara komşusu olan İran'ın ambargo süreci ve İsrail'le olan sorunları yine bizi çok derin etkilemeye devam ediyor. Bizi etkilerken tabii dünya deniz sigortacılığını da etkiliyor.